Doğadaki şekil ve desenlerin bazılarına yakından bakmaya ne dersiniz? Belki İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Belki de doğayla iç içe bir yerde. Neresi olursa. Dışarı çıkın ve çevrenizdeki geometrik şekillere, şekillerin büyüklüklerine, renk ve desenlerine bakın. Doğadaki farklı biçim ve desenleri görmeye çalışın. Ağaçları, kayaları ya da dağları. Gördüğünüz gibi çizmeye başlayın. Nasıl olursa, elinizden ne kadar gelirse. Ağaçların dikdörtgen, daire ya da üçgen biçimlerini çizin. Dağları ya da zirveleri bütün olarak çizmeyin. Onları oluşturan şekilleri çizmeye çalışın. Tarlalar ve akarsuları da açılarını belirterek gösterebilirsiniz. Manzarayı incelerseniz, şekiller ve desenler gibi renklerin de kendisini tekrarladığını görebilirsiniz. Doğadaki şekillerin ve desenlerin pek çoğu düşündüğümüzden daha karmaşık olabilir. Kimi zaman da bu şekillerin ya da desenlerin aslında pek çok ortak yanları vardır. Bunlar genellikle gözümüzden kaçar. Çiçeklerde, deniz kabuklarında, ağaçlarda ve elma çekirdeklerinde ortak olan bir desen bulmak ister miydiniz? Rakamları seven bir adamın öyküsü. İtalya'nın Pisa kentindeki ünlü Eğik Kule'yi hepimiz biliyoruz. Bu kulenin yapımına başlandığı yıl Leonardo isimli bir bebek dünyaya geldi. O zaman ne kulenin gittikçe yana yatacağını ne de Leonardo'nun ünlü bir matematikçi olacağını tabii ki hiç kimse bilmiyordu. O zamanlar insanların soyadları olmaması sebebiyle İtalya'da insanlar başkalarıyla karıştırılmamak için kendilerini adlarıyla birlikte doğdukları yerin ismini de vererek tanıtıyorlardı. Bu nedenle Leonardo kimi kitaplarda Pisalı Leonardo olarak da geçer. Leonardo bir süre babasının işi nedeniyle Kuzey Afrika'daki Cezayir'de yaşamış. Burada Avrupalılar sayı saymak için Roma rakamlarını kullanırken Cezayirlilerin bugün bizim de kullandığımız Arap rakamlarını kullandığını görmüş. Bu sayıları çok sevmiş. İtalya'ya döndüğü zaman matematik kitapları yazmaya, bu farklı ve kullanışlı rakamları başkalarına da öğretmeye karar vermiş. Bir de kitaplarına koymak için kendine yeni bir isim bulmuş. Bonacci isimli bir adamın oğlu olan Leonardo, babasının adını Latince'de oğul anlamına gelen Filius ile birleştirmiş ve Fibonacci doğmuş. Bundan çok önce de Fibonacci, doğadaki matematiği açıklayan bir sayı dizisi bulmuş. Kimileri bu sayı dizisini Fibonacci sayıları olarak da isimlendiriyor. Fibonacci dizisi doğaya bakmanın yollarından birisi. Bu sayıların ne olduğunu bilirseniz bunları çevrenizde arayıp bulabilirsiniz. Şimdi bu sayı dizisinin nasıl oluşturulduğuna bir bakalım. Şöyle başlıyor. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Bunları hangi sayının izleyeceğini bulabilir misiniz? Fibonacci dizisinde bir sonraki sayıyı bulmak için her zaman son iki sayıyı topluyoruz. Yani 8'i 13 sayısı izler. Biz yine de nasıl başlayacağınıza tekrar bir göz atalım. Kısaca. İnsanların bulduğu en büyük Fibonacci sayısının yüzlerce basamağı var. Ancak doğaya bu sayıların penceresinden bakmak için çok fazlasına ihtiyacımız yok. Doğada hemen hemen her yerde Fibonacci sayılarına rastlayabiliriz. Mesela çiçekleri ele alalım. Eskiden birisinin bizi sevip sevmediğini anlamak için papatyaların yapraklarını seviyor, sevmiyor diye sayarak bakardık ya. Onda her zaman seviyor çıkmasının bir yolu var. Papatyaların yapraklarının sayısı her zaman Fibonacci dizisindeki bir sayı kadar olur. 13, 21 ya da 34. Eğer çiçeğin yapraklarını saymaya seviyor ile başlarsanız 13 ya da 21 yapraklı bir papatya da falınız her zaman seviyorla biter. Eğer 34 yapraklı büyük bir papatya bulursanız saymaya sevmiyorla başlarsanız daha iyi olur, yoksa fal sevmiyorla biter. Tabii gerçekte çiçekler seni kimin sevdiğini ya da sevmediğini söyleyemez. Ama sana Fibonacci sayılarını anlatabilir. Başka çiçeklerin de taş yapraklarını sayabiliriz. Birçok çiçeğin yapraklarında Fibonacci sayılarını buluruz. Meyveleri ya da sebzeleri ortadan ikiye böldüğünüzde birçoğunun içindeki boşlukların sayısının bir Fibonacci sayısı kadar olduğunu görebilirsiniz. Fraktaller. Inception filmindeki o ayna sahnesini hatırlıyor musunuz?
karşı karşıya duran aynaların önünde durduklarında ne görüyorlardı? Görüntünün, görüntüsünün, görüntüsünün, görüntüsünün. Söylemeye devam edecek olursak uzadıkça uzayacak. Bu görüntüler sonsuza dek, iç içe geçerek uzayıp gidecek gibi olur. Bundan daha karmaşık bir desenin dağılıp birleşerek sonsuz kez değiştiğini hayal edin. Bu tür desenlere fraktal adı verilir. Fraktal parçalanmış, bölünmüş anlamına gelir. Erel Tohutu ve Mercan Kayalıkları da fraktallerin doğadaki örneklerindendir. Erel Tohutu'na yakından bakacak olursanız, bitkinin her bir dalının onun tümüyle bir benzeri olduğunu görürsünüz. Örneğin bulutlar da kendisine benzeyen minik parçaların bir araya gelmesiyle oluşur. Gerçekte fraktalleri her gün çevremizde birçok kez görüyoruz. Bulutlar da, bitkilerin kökleri de fraktaldir. Pencere camlarındaki buzlar fraktaldir. Ağaçlar da fraktal gibi büyür. Karnabahar da fraktal biçiminde büyüyen bir sebzedir. Peki fraktaller nasıl büyür? Basit bir şekli ele alalım. Bir üçgen ya da düz bir çizgi. Bu şeklin her seferinde kendisini çoğaltmasını sağlayalım. Örneğin düz bir çizgiyi çoğaltarak bunu bir ağaç şekline getirelim. Bunun için ağaca her iki dal ekleyişinizde bu dalları da ikişer dal daha eklemeniz gerekiyor. Ağacın bütün dallarının aslında ağacın tamamen küçük bir modeli olduğunu göreceksiniz. Fraktal geometrinin babası 20. yüzyılın ünlü matematikçilerinden Mandelbrot'tur. Fraktaller gerçek yaşamda açıklanması zor olan bazı biçimleri anlamamızı sağlar. Fraktal geometriyle kıyı şeritlerinin, dağların, bitkilerin, mercanların ve doğadaki başka birçok oluşumun ve canlının geometrik modellerini yapabiliyoruz. Aslında fraktaller üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca matematikle sınırlı değil. Bilgisayar grafiği, jeoloji, biyoloji gibi pek çok alanda modelleme yapılırken fraktal yapısından da yararlanılır. Fraktal geometri, doğanın geometrisinin anlaşılması için kullanılan önemli bir araç. Fibonacci dizisinin doğadaki geometrinin incelenmesine en büyük katkısı ise bitkilerin geometrisiyle ilgilidir. O halde siz Fibonacci sayıları ve fraktaller konusunda bildiklerinizi kullanarak gözlemler yapmaya ne dersiniz? Bence bir deneyin. Bir dokümandan bu defalık bu kadar. Kendinize güzel bakın.